Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, doktor olmayı hedefleyen ve hedefini gerçekleştirmek için Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı Gençlik Kütüphanesi'nde çalışmalarını sürdüren Hatice Özoğlu'nun evini ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, "Amacımız tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın hayatında artı bir değer Bizim oluşturmaktır," derdimiz dedi. sizlerin iyi insan olması, başarılı olması. Onun için emek veriyoruz. Ne mutlu. Bak böyle sizlerin derdiyle dert denen büyüklerimiz var. Evet. Göz yakalmış. Sarı cipcimiz bir Hep tane gözü orada canavar var. olmuş. Ne yapalım ya? O da Onu olur. gösterelim Bu gece lambasıydı hocam da pili lazım olunca biz söktük. Ondan da hep yaptık hem oraya ondan da aldık geri dönüşüm geri. yaptık ha. Evet. Kitaplarla aramızdasın. Benim çok iyi. Ha? Çok iyi benim. Bu çok kitap hastası tamam. okumaktan Dönüşümlü yana. Sen de oku. Tamam. Teşekkür ederiz. Okula giderken suyunuzu termosunuza koyarsınız. Buradan. Satranç paramız nasıl? Ben oynuyorum okulda ara sıra arkadaşlarımla. Tamam. Evde de oynayalım. Vakti değerlendirelim. Tamam mı? Çünkü güzel bir spor bu. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Okula gelir mi senin sınıfa? Ha? Evet. Bir gün gidelim inşallah. Tamam. Nasılsınız? Oy 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 çok yakışıklısın ya. Sen nasılsın? Merhaba. Oy oy oy. Allah bağışlasın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ramazanınız mübarek olsun. Allah sağ olun. Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Sağlığımız yerinde en büyük nimet. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bize düşen bu işte ömrümüzü hayırlı işlerden doldurabilmek. İşte böyle bu pırlantaları yetiştirmek. Dilini gözünü kırpmış böyle mi bakıyor? Ha? Dilini de çıkartmış bize. Adın ne senin? Halil İbrahim. Halil İbrahim senin? Bu özel kalem kullanıyor, konuşmuyor. Hastane neredeyiz? Biz Faraklıyız, Antep'e. Neresi? Faraklıyız. Tilsevet, Oğuz eline bağlı. Ekim veren kim? Ekim veren, ha. Çoktan çıktı burada. Doğru. Karkamış'a giderken yol çatallaşır mıydı orada? Ekim verenin orada bir yol çatallaşması var mıydı? Aynen, Aydınlısı köyüne karşı. Doktor olursun inşallah. Sen de. Doktorumuz var. Asker. Ah, bu da senin kumbara. Teşekkür teşekkür ederim. Onun için Allah imtihanımızı kolay geçirmeyi nasip etsin. Bize kulluk bilinciyle yaşamayı nasip etsin. Gerisinin hepsi boş. Merhaba. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Çok şükür. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Çok şükür başkanım. Siz nasılsınız? Hatice bizim değerli öğrencilerimizden biri evet, Sefa. Evet. Maşallah ve istikrarlı bir şekilde devam eden öğrencimiz ha. Nasıl dersler? Hedef? Tıp. İnşallah. Kaça gidiyoruz? Senin hedef ne? Ha? Futbolcu. Aslında öğrencilikte sistemle ders çalışmayı bir kapsan ondan sonra kolay. Yani esas olan onu yakalayabilmek. Yani en değerli varlığımız bunlar. Onlar için uğraşıyoruz. İnşallah gönlündeki olup hakkına hayırlısı olsun inşallah. Tabii sebebi ziyaretimiz Ramazan münasebetiyle mümkün olduğu kadar hemşehrilerimizle bir arada olmak, hiçbir ayrım gözetmeksizin. Tabii burada Hatice'nin bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Kütüphanemizin en devamlı öğrencilerinden birisi. Onun bu şekilde devam etmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Amacımız da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yavrularımızın hayatında artı bir değer oluşturabilir miyiz? Hocalarımızın vermiş olduğu emekler sayesinde sistemli ders çalışmayı öğrenmiş yavrularımız. Hedefini de şimdiden 11. sınıfta koymuş. İnşallah tıp fakültesine girip doktor olmak. Bizim de gayemiz bu yavrularımızın vatana millete hayırlı evlat olmaları. Her şeyin ötesinde önce iyi insan olmaları, ondan sonra da iyi meslek sahibi olarak topluma hizmet etmeleri. Annesini babasını kutluyorum. Pırlanta gibi evlatlar yetiştirmişler. Bizler de buna katkı koymak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. 2017'den beri Şehit Kamil Serentepe Gençlik Kütüphanesi'nde öğrenciyim, üyeyim orada. Çeşitli söyleşilerimiz, kitap tahlillerimiz oluyor. Oraya gitmekten memnunum. Oradaki hocalarımızdan, orada edindiğimiz ortamdan da memnunum. Bugünkü bu ziyaretten de çok memnun oldum. Kendimi değerli hissettim. Teşekkür ederim. Hedefiniz nedir? Hedefim tıp inşallah.
doktor olmak istiyorum. Ben 2020'de ilk önce sosyal tesisimize gittiğimizde orada sınıflar vardı. Sınıflarda ders gördüm. Sosyal bilgi, fen, matematik olarak. Gerçekten çok memnun kaldım. Tüm hocalarıma teşekkür ederim. Özellikle Turan hocam benim hayatım katkısında çok anlamı oldu. Ona da ayrı bir özür dilerim. Futbolcu olmak. İnşallah. Dershanemizde kızım 7 yıldır belli eğitim görüyor. Eğitimde belediyemizin ve hocalarının verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Ve kızımı en çok kitap sevmeyi, ders çalışmayı öğreten burası oldu. Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle mi kesinlikle hiçbir şekilde baskı bir şey yok. Ama dersi ders olarak, kitabı da kitap olarak sevdiren insanlar var orada. Peki Rıdvan Fadıloğlu sizden ne ifade ediyor? Onu da efendim. Bugün ziyaret etti. Başkanım bizi gururlandırdı, evimizi şereflendirdi. Allah razı olsun kendisinden. Böyle aktivitelerini zaten görüyorduk, duyuyorduk. Görmüyorduk, bunu açık açık söyleyeyim. Duyuyorduk sadece gidiyor diye. Başkanımız reklamı sevmiyor. Yine de Allah razı olsun bizim evimize geldi. Teşekkür ederiz kendisine. Tek başına. Bunları da okuyacağım, bunlardan hesap soracağız ona göre. Tamam mı? Bunu evin kütüphanesine koyuyoruz. Değil mi bu? Hızlı. Çünkü başarı grafiğine göre. İstediğin yüklersin. Çalışıyoruz. Ben Ecelen Sensi'ye evet, çalışıyorum. Personel olarak doktorlara bakıyorum. Hazır. Bir iki defa da siz de geldiniz. Evet hocam. Hasta olunca mecburen gidiyoruz. İşte elimizden gelen ne gayret varsa onun için milletimizi oturak...